bölge toplantımız vardı Bursa'da. 7 il başkanlığı olarak Bursa'da il başkanlarımızla birlikte bölge toplantısı yaptık. Yapılan çalışmaları değerlendirdik. Şimdi burada Anayasa Çadırı'ndayız. Aynı zamanda bugün programımızın öğleden sonraki kısmı ile il başkanlarımızla beraber onlara Bursa'yı gezdireceğiz. Milletvekilimiz Mukadderi Başeğmez Bey de programa iştirak etmişti. Bugün kendisi de burada hem gündemle ilgili size kısa bir değerlendirme yapacak. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, Büyük Osmanlı Çınarı'nın kökünün üzerindeyiz. Bursa tarihi ve güzel şehrimiz. Burada bugün 7-8 vilayetimizi birden teşkilatıyla topladık. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, bir değerlendirme çalışması yaptık. Başkanımızın da ifade ettiği gibi. Türkiye ne durumda ve nereye gidiyor? Türkiye bugün tam bir çatışma ortamı, gerginlik ortamı içinde. Peki nereye gidiyor? Bölgenin çatışmacı ortamına doğru sürükleniyor. Yani etraf barut ve duman kokusu içinde bir şeyler oluyor. Bir bakıyorsunuz Libya'da, Suriye'de, Mısır'da, Tunus'ta doğru veya yanlış bir takım değişiklikler oluyor. İslam coğrafyası bundan belki 100 yıl evvel 50 parçaya bölündü, paramparça edildi. Şimdi yeniden mi parçalanıyor acaba? Yeniden her bir parçası başka parçalara mı ayrılıyor? Yeniden tesis edilen kardeşlikler bozulmaya mı çalışılıyor? Ya da petrol bölgelerine yeni baştan başkaları lehine veya aleyhine el mi konuluyor? Bir karışıklık ve kaos içindeyiz. Türkiye'de bir bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete der gibi. Bir sürüklenip gidiyor. Bu NATO bizim başımızı daima belaya soktu. Bu Birleşmiş Milletler hiçbir zaman haktan, hakikatten yana olmadı. Varsa da yoksa da İsrail'in güvenliği ve İsrail'in Orta Doğu'da genişleme hareketleri. Onun için 50 yıllık planlar hazırlanıyor. Onun için harpler, savaşlar ve barışlar hazırlanıyor. Efendim, biz Suriye ile niye harp edeceğiz? Biz Libya ile niye kapışacağız? Biz hani sıfır sorunla bölgeyi, coğrafyayı yürütmeye çalışacaktık. Şimdi sırf sorun oldu. Sıfır sorun, sırf soruna dönüştü. Herkeste, her yerde. Efendim, arkadaşlar bugün Türkiye kendi içinde de gerginlik içinde zaten adı konulmamış adeta bir iç harbi yaşıyoruz. Sürekli kanayan bir yaramız var. Her gün şehit haberleriyle bu ülke sarsılıyor. Polisidir, askeridir. Her gün operasyonlar yapılıyor. Böyle bir sıkıntı içindeyiz. Siyasi partiler arasında uyum yok, ahenk yok. Bir anlayış yok. Parti grup toplantıları partiler arası kavga toplantılarına dönüşüyor. Yani salı günü gelecek Sayın Başbakan muhalefet liderine nasıl sövüp sayacak? Muhalefet lideri iktidara nasıl sövüp sayacak? Adeta bunun beklentisinin içinde. Ülkenin sevgili kardeşlerim, değerli basın mensupları, bugün ülkenin içinde bulunduğu durum şudur. Acaba ne olacak? Bu acaba ne olacak? Belirsizliğiyle bir ülke yönetilemez. 50 yılını, 100 yılını planlaması lazım. Önüne büyük hedefler koyması lazım. Ve millet de bu heyecanla sürüklenmesi lazımken, her bakımdan acaba ne olacak? Emeklilere zam yapılacak mı? Ne kadar yapılacak? Efendim, bu dış ticaret açığı nasıl telafi edilecek? Bu ekonomik zafiyet, sürekli kandırılıyoruz. Ekonomide dünya birincisi ilan edileceğiz neredeyse. Ticari dengeler bozuk. Aldığımız çok, sattığımız az. Bütçemiz açık veriyor. 50 milyar dolardan fazla dışarıya faiz ödüyoruz. Efendim, işsizlik sayısı gerçekten kim ne derse desin alabildiğine yükseliyor. Üniversite mezunu insanlar iş bulamıyor. Bundan 20 yıl evvel üniversite mezunu bir insan direkt işe başlıyordu. Devlet veya özel sektörde. 30 yıl evvel de lise mezunu oldun mu işin kolaydı. 40 yıl evvel de ortaokul mezunu oldun mu işin kolaydı. Şimdi üniversite profesörü olsan da kolayca işsiz kalabiliyorsun. Büyük şehirlerde, Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük merkezlerde bir takım alışveriş merkezleri, bir takım parlak ışıklar, sokaklar, otomobiller görebilirsiniz ama Türkiye 780 bin kilometrekare, sayısız il, ilçe, köy, belde var. Hepsini tamamen gezdiğiniz zaman görüyorsunuz ki kocaman bir ilçe.
Hiç ne bir fabrika bacası var, ne bir alışveriş merkezi var. Ne yapıyor bu insanlar diyorsunuz. Acaba hayvancılık mı yapıyorlar? Biliyorsunuz kurbanlıklarımız bile dışarıdan geliyor. Acaba buğday mı üretiyorlar? Buğdayı da dışarıdan alıyoruz. Mısır mı? Mısırı da pancarda, pamukta, tütünde, fındıkta tamamen üretimi durdurduk. Dışarıya muhtaç hale geldik. Peki ne alıp satarsınız da bu ekonomi iyiye gider değerli arkadaşlar? Doğrusunu isterseniz faiz ve rantla meşgulüz. Duble yollar ve TOKİ evleriyle ekonomiyi gelişmiş gösteriyoruz. Onlar zaten olacak. Bu bir müteahhitlik. Anladın mı? Ev yapıp satmak hem de pahalı pahalı satmak. Bu iktidar döneminde sonradan görme, sonradan yetme bir takım müteahhitler çıkmıştır. Bir takım şeyler yapıyor, şehirler, binalar kuruyor ama ülke ciddi olarak ekonomi gemisi de batmak üzere, siyasi gemide, kültürel gemide. Biz neyiz? Hangi kültürün temsilcisiyiz? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Hangi iddianın adamıyız? Buna bakmamız lazım. Yoksa NATO'nun kuyruğuna takılmış, Suriye ile mi harp etsek, İran'la mı dalaşsak, efendim Amerikan Patriot füzelerini İran'a karşı İsrail'i korumak üzere Malatya'ya mı kursak, kendi çocuklarımızı tutup protest eden çocukları hiç yoktan içeri mi atsak, hani demokrasi, hani ileri demokrasi, bir döviz kaldıran öğrenciyi 12 yıl içeri atarsanız, bir yumurta atan çocuğu bağışlamaz da içeri atarsanız, size kim muhalif ses çıkarıyorsa onun boğazını sıkmaya çalışırsanız, efendim Ali Kıran baş kesen olursanız bu ülkede demokrasi kalmaz. Demokrasi kalmayınca hukuk kalmaz. Bizzat yöneticilerin bir takım iş adamlarını, gazetecileri hedef gösterdiği bir yerde demokrasinin D'si olmaz. Böyle bir ortamda dur bakalım ne olacak dersiniz. Dur bakalım ne olacak. Allah kerim. İnşallah Has Parti değerli arkadaşlar kendisinden olandan olmayandan, oy verenden herkes, bu ülkedeki herkesi, bu benim partimden, bu benim mezhebimden, bu benim cemaatimden demeden herkese iyilik yapmayı, herkese adaletle muamele etmeyi, kimseye kasten, bilerek, garazla kötülük etmemeyi efendim şiar edinerek yola çıkmıştır. Yani has bir siyaset. Has adamlar toplumu. Rafine olmuş. Şu Osmanlı kurulurken hangi anlayışla kurulduysa, 72 milleti nasıl bağrında taşıdıysa, senin dinin, mezhebin, kitabın, camin demeden kendi inançları doğrultusunda ama başkalarının inancına da saygı duyarak nasıl bir medeniyet kurduysa, gücü merhamete dönüştürdüyse aynı şekilde yeniden adaletli, şefkatli, merhametli bir döneme kavuşur muyuz? Adalet, kalkınma. Bu bir partinin adı olabilir ama Türkiye'nin ihtiyacı bugün ne adalet var ne de kalkınma. Has Parti bu ihtiyaçtan doğmuştur değerli arkadaşlar. Bu ülkenin bugün en çok adalete ihtiyacı vardır. İşe ihtiyacı vardır. Şefkate ihtiyacı vardır. Anlayışa ihtiyacı vardır. Kimin başı belaya girecek diye herkes, gruplar, topluluklar, cemaatler kimin başı belaya girecek diye el ovuşturarak birbirine bakıyor. Yarın topyekün dışarıya karşı bu tehlikede biz kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak nasıl yan yana omuz omuza geleceğiz? Herkes birbirine husumetle bakıyorsa. Birileri iktidara geliyor, öbürlerine yani şey bakıyor, daha dün başbakanın ağzından duydum. Bizim içeri tıktığımız gazeteciler gazeteci değil, terörist diyor. Demek sen tıkıyorsun içeri onları. Başbakan adamı içeri tıkmacı mıdır? Sıkıştırdığın zaman da bu yargının işi diyor. Kardeşlerim, başbakan, arkadaşları, benim de arkadaşımdı, ömür boyu başörtüsü mücadelesi verdiler. O nasıl mücadeledir ki? Hapishaneye ziyarete gelen gazetecilerin eşlerinin göğüslerini açtırırsınız. Yani mahremiyetse sade sana ait mi? İnsanlıksa sade sana ait mi? Ben yani Nedim Şener'in gözyaşlarını gördüm, sarsıldım, ona katıldım. Kim ne derse desin. Düşmanıma bile adaletsizlik yapılıyorsa onun yanında yer alın. Bu işlere karşı duyarlı olun lütfen. Kimse kimseye zulmetmesin. Üniversite kapısından senin başın örtülü diye kovulan kadınla kızcağız nasıl bizim yüreğimizi sarsmışsa, hapishane önünden senin göğsün örtülü soyun da gel diyen kadın da kadındır arkadaşlar. Ben onun da işlemlikle sarsıntısını çekmekteyim. Neyse, ben size buraya nutuk atmaya gelmedim. Şöyle kısa bir basın açıklaması yapmaya geldim. Allah hayırlar ihsan etsin. İnşallah güzel günler olacak. Has Parti teşekkür ederim. Güzel işler yapacak.